Ben dün akşam çok heyecanlandım yine. Neden diyeceksin. Salı akşamları aile dizisi. Gerçekten çok heyecanlandım. Kıvancın yani aslan karakterinin böyle kayınbiraderini başka bir kadınla görüp böyle uzaktan bir aslan gibi üzerine atlayışı vardı ki. Yapma bunu. Murat öyle böyle bir biliyorum şey olamaz. Biliyorum canım, izledim ben. Adeta içinden bir aslan çıkmıştı. Şöyle bir görüntülere bakalım dün akşam neler yaşanmış. Kıvanç tam rolünde ya burada. Çişler. Vallahi billahi. Serenay da öyle maşallah. Abinle ne geçti aranızda tam olarak? Cihan mıydı adı? Abim soykanların zehiridir. Biz lazım olmadıkça görüşmeyiz, konuşmayız. Hatta konusunu dahi açmayız. Madem konusu açıldı, bak ben sana şöyle söyleyeyim. Olur da sana bir gün ulaşırsak, yani ne bileyim, bir şekilde seni bulursa, o saniye benim haberim olsun, tamam mı? Adana köprü başı, Adana köprü. Var ya, berbat bir insansın, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama sen de bu yüzden bayılıyorsun bana. Aslan çıkalım mı? Aslan. 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 Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum ama. Ama öyle yalandan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani. Gerçekten. Doktor. Ben öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Burada hepsi. Burada ya. Mıh gibi böyle bir çivi var sanki burada. Canım acıyor doktor. Canım acıyor. Neden ben? Niye bir başkası değil de ben? Çünkü yasağız birbirimize. Ben sana yasağım, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bundan hala sebep mi olur? Tamam bak. Hemen bir şey söyleme, karar verme, tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Kusura bakma bu arada, korkuttuysam. Hayırlı akşamlar. Ama bu sözleşme tamamen seni korumak için. Beni korumak için. Evet, tamamen seni korumak için. Bak şimdi, okursam. Okuyorum. İş bu sözleşmeyle Devin Akın soykan ailesine ait olan iş yerlerine kesinlikle girmeyeceğini kabul ederken... Devin, bir saniye dinler misin? Devin Akın soykanlara ait hiçbir iş kolunda çalışmayacak. Bir saniye beni dinler misin? İş toplantılarına katılmayacak. Bir dakika dinler misin beni? Bir saniye. Evlilik süresince kendi mesleğini icra edecek. Sağ olsun. Aslan Soykan'ın ölümü halinde Soykan ailesinden geri çekilecek. Evlilik süresince sosyal medya hesaplarında Soykanlarla ilgili hiçbir paylaşım yapmayacak. Annenin işi değil mi bu? Hayır, değil. Senin işin yani. Peki. Doğacak çocuğun ömür boyu tıpkı Devin Akın gibi korunması ve aile işlerinden uzak doğacak çocuğun mu ya? Bak sakin olursan burada ben sana anlatacağım. Benim iyi niyetimi görürsün. Bunu bir sakin sakin okur musun? Doğacak çocuğun mu ya? Bak zannettiğin gibi değil. Sen benim çocuk isteyip istemediğimi ne ara sordun bana? Ha? Okur musun?
Bu sözleşmenin maddiyatla falan kesinlikle alakası yok. Oku, devam et. En sevdiğim yerine geliyoruz. Bu sözleşmeden herhangi birine bahsederse ya da bu sözleşmenin açığa çıkması durumunda bu evlilik Aslan Soykan tarafından sonlandırılacaktır. Kimsin sen ya? Kimsin ya sen? Kimsin? Bak benim canımı sıkma. Eğer bu sözleşmeyi imzalarsan bir, Soykan ailesi hakkında hiçbir bilmeyeceksin. İki, bilmediğin için yalan konuşmak durumunda da kalmayacaksın. Üç, yarın öbür gün Soykan ailesini korumak için polise, hakime, savcıya, bizim hakkımızda herhangi bir... Sözleşme koruyacak beni, öyle mi? Benim korunmak istediğimi kim söyledi sana ya? Kim söyledi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Kim söyledi? Sen istesen de istemesen de bu böyle olacak. Çünkü ben seni Soykan soyadını lanetinden korumaya çalışıyorum ya. Ya hadi be oradan ya. Sen beni bir hayalete dönüştürmeye çalışıyorsun. Soykanların aslanı ya. Soykanların aslanına bakın hele. Sen ne çeşit bir empati yoksunu, bir narsist çıktın ya. Ben seni korumaya çalışıyorum kızım. Güç zehirlenmesi yaşayıp anneme benzemeni istemiyorum. Ha şöyle ya, şimdi oldu. Sen niye bana bunu daha önceden söylemiyorsun ki ya? Aslan, ben senin annen değilim. Bu saatten sonra da neyim onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun değil mi? Gel buraya, nereye gidiyorsun? Vallahi yemin ederim adrenalinden iniyorum çıkıyorum, iniyorum çıkıyorum. Her sahnede bir çok olay iyi. Olur mu? Çok çok. Her iyi. Sahnede bu kadar mükemmelsiniz. Gerçekten harikasınız, alkışlıyorum. Oyunculuk şahane değil mi ya? Helal olsun. Diyaloglar? Çok güzel. Nasıl birbirlerinin üzerine gidiyorlar? Yani tam iniş çıkış, tam psikolojik oyunlar herkesle. Bu arada Aslan'ın abisi karakteriyle Necdet İşler'in de nasıl olaya girdiğini, girizgahını, nasıl orada yumuşak ve aslında ne kadar mazlum gözüküyor. Fakat işin içinde bambaşka hırslar var. Tabii annenin başrolde burada çok ciddi bir yönlendirmesi var gençler üzerinde. Kadın hakimiyeti bırakmayacak belli ki. Neler olacak kim bilir. Bunlar çabuk evlilik kararı aldılar bence. O iş olmaz hemen. Ne diyorsun? Çabuk değil canım. 3 hafta geçti. Yo iyi gidiyor ya. Güzel gidiyor yani. Seven insan çabucak karar verir ya. Öyle mi? Tabii Aslan bayağı bildiğin Koç burcu yani. Bir de şimdi öyle hemen hadi diyor yani. Sen de öylesin diyorsun. Ha, anladım. Ondan sen, ben de seninkini kabul etmedim. Sen de benimkini daha sonra mı diyeceksin? Burada. Ay canım ya, hareket ya, bir an önce yapalım diyor. Öyle oldular. Şimdi önce zaten Kıvanç teklif etti. Kız kabul etmedi. Sonra kız peşinden koştu. Tabii. Evlenme teklif etti biliyorsun. Güzel hikaye bu. Çok iyi hikaye maşallah. Hikaye yani sürekli kendi aralarında da bir yarış. Sen kimsin, ben kimim? Neyse ki uzun sürede sürecek çünkü izlenme oranlarına bakınca böyle oluyoruz. Ay muhteşem. Uçuyor gidiyor uzayda hayatımıza şu an. Renk geldi. Maşallah. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler, evet. Diyoruz. Peki buyurun.